kendisi bir eve gidiyor, orada vaaz veriyor. Birkaç kişi geliyorlar İsa Mesih'in yanına. Çok kalabalık olduğu için bir felçliyi evin damını yarıp damdan içeri felçliyi gönderiyorlar. İsa Mesih ona şifa veriyor, hatta onun günahlarını da bağışlıyor. Ondan sonra oradan dışarı çıktıktan sonra yolda yürürken adamın birini görüyor. Diyor, bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama ardından gel dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Özür dilerim, pardon, bu arada Luka 5:27'den 32'ye kadar okuyorum. Ferisilerle onların din bilgileri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Evet. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. İsa Mesih'e birçok şey söylediler. İsa Mesih'e ayaş dediler. İsa Mesih'e obur dediler. Aynı zamanda hep günahkarlarla beraber olduğu için onun arkasından konuştular. Bir kötü bir kadın gelip İsa Mesih'in ayaklarının altına, İsa Mesih'e dokunup ayaklarını yıkarken bir başkası neden böyle yapıyor bu? İsa Mesih'i suçlamaya başladı. O kadının ne kadar kötü bir insan olduğunu bilmiyor mu? Neden onu kendisine yanaştırıyor diye hep İsa Mesih'e laflar söylediler. Ama İsa Mesih'in yapmak istediği tek şey vardı. Günahkarları kendi yanına getirmek. Günahkarları olduğu bataklıktan kurtarmak da İsa Mesih'in amacı. Ve yolda yürürken köşe başında Levi adında bir adamı gördüğünü söylüyor. Bakın, konuşmanın başında da söyledim. Levi insanlar tarafından sevilen bir insan değildi. Çünkü o dönemde İsrail Roma sömürgesi altındaydı. Ve Roma halkı İsrail'den vergi alıyordu. Levi de bir Romalıydı, hem de Levi oymağından. Bir Yahudiydi. Kendi halkına sırt çevirip kimin yanına gitti? Romalıların egemenliği altına girdi. Onlardan memur oldu ve kendi halkından zorla vergi almaya başladı. İsa Mesih'in bir iki tane elçisi vardı. Mesela Petrus. Ne iş yapıyordu? Balıkçı. Bakın, bir vaaz dinledim. Çok güzel bir vaaz gerçekten. Diyor ki, balıkçılar balığa çıkarlardı. O Celile köyüne, gölüne. Gölden geri geldiği zaman vergi görevlileri limanda onları beklerdi. Ne kadar balık yakalamışlarsa onların vergisini alırdı. İsa Mesih'in yanında hem sömürülmüş halk var ama aynı zamanda bir kişi daha var. İsa Mesih onu gördü. Bu Levi adındaki adamı gördü. Muhtemeldir ki bu adam kendi o öğrencilerden de, Petrus'tan da ya da diğer öğrencilerden de muhtemelen vergi almıştı. Bazen haksız yere vergi almıştı. Ve gerçekten bu insan, Levi bahsettiğim kişi, Yahudi halkından sevilen biri değildi. Düşünün, bir ülkedesiniz, şu an Türkiye'desiniz. Türkiye bir ülkenin sömürgesi altına giriyor ve kendi vatandaşımız, kendi halkımızdan biri bize sırt çeviriyor, bizi satıyor, gidip o ülkeye, ülkeyle işbirliği yapıyor ve bizi ezmeye çalışıyor. Biz deriz ki tamam, Romalılar zaten Romalı ama bu adam bizden, bizim canımızdan, bizim kanımızdan, aynı ırktanız. Aynı ülkedeniz ama bizi sattı, bize ihanet etti, hain derler. Ve eminim birçok kişi Levi'yi ne zaman görse, yazıklar olsun sana, sen nasıl bir adamsın? Sen bizi nasıl satarsın? Bizi satıp gittin Romalıların altına sığındın, orada bir yetki aldın, evet güçlüsün, yetkin var, sana ses edemiyorum ama seni sevmiyorum. Birçok insanın aklından bu geçiyordu. Özellikle şeyler geçtiği zaman, din bilginleri ve ferisiler muhtemeldir ki bu adama lanet ediyorlardı. Ve kötü bu adama, Levi'ye bakıyorlardı. Ve İsa Mesih çıkıp Levi'yi görünce, Levi de İsa Mesih'i gördü, eyvah dedi, bir tane daha din adamı daha çıktı. Şimdi bu da bana lanet edecek, bu da bana kötü sözler söyleyecek. Belki bu ağır sözlere Matta alışmıştı ya da alışmamıştı, Matta'nın esenliği kaçacaktı bu sözlerden. Ama Matta yine orada bekledi. İsa Mesih ona baktı ve diğer din bilgilerinden görmediği bir şeyi gördü. Ne gördü? İsa Mesih dedi ki, ardından gel.
Bakın size şunu söyleyeyim. Bugün dünya üzerinde o kadar inanç var ki Hristiyanlık da buna dahil. Dini arkasına alan din adamları insanları sömürüyorlar. İnsanları hor görüyorlar. Bugün gerçekten pastör olan Türkiye'de diyorum, dünyada diyorum, pastör olan birçok insan vardır ki kendi gururundan diğer insanı hakir görür. Der ki ben Tanrı'ya yakınım ben çünkü burada vaaz veriyorum. Ben burada kiliseyi yönetiyorum. Ama bir başkasını hakir görür. O cehenneme gidecek diye görür. Rab bu düşüncelerden o insanları özgür etsin. Amin. Bu gururu o insanlardan alsın. Amin. Aynı şekilde din bilgileri o Levi'ye bakınca bu adam lanetlidir, bu adam cehenneme gidecek. Ama İsa Mesih tebiri geldi onun yanına ki İsa Mesih'i duymuştur. O dönemde İsa Mesih'i duymayan hemen hemen kalmadı. İsa Mesih'i gördü ve İsa Mesih ona ardından gel dedi. Hemen Levi ne yaptı? Koştu gitti. Patronlarının yanına bir dilekçe yazdı. İstifa dilekçesini verdi. Dedi ki ben artık çalışmıyorum. Hesapları adama bıraktı. O patronuna bıraktı. Ondan sonra işten çıktı. Böyle mi oldu dersiniz? Hayır. Diyor ki adam ardından gel dedi. O da kalktı. Her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Her şeyi bıraktı. Bir gün İsa Mesih'in yanına biri geldi. Dedi ki Rabbi dedi izin ver. Babam öldü. Babamı gömüp geleyim. İsa Mesih nasıl bir yanıt verdi ona? Bırak ölüleri kendi ölülerini kendileri gömsün. Evet. Sen benim ardından gel dedi. Ama adam onu yapmak istemedi. Ama Levi muhtemelen masası vardı orada. Masanın üzerinde para vardı ya da bir şeyler vardı. Mühürü vardı, yüzüğü vardı. Her ne varsa orada bıraktı. Hemen İsa Mesih'in ardından gitti. Ve büyük bir sevinç duydu. Büyük bir mutluluk duydu. Çünkü kendi günahlarını kurtarabilecek tek kişinin İsa Mesih olduğunu biliyordu. Bakın kardeşler gerçekten bizler Levi'den bir farkımız yok. Evet birini sattık. Sattık demiyorum. Birine ihanet ettik demiyorum. Bizler günah içindeydik. Evet. Bugün eğer buradaysanız bu tesadüf değildir. İsa Mesih. Birçok insan diyor ki ben rüyamda İsa Mesih'i gördüm. İsa Mesih bana gel dedi. Hayırdır inşallah diyorlar. Bunu hayra yoralım diyorlar. Hayır olsun. Biri gidiyor birine diyor ki ben Hristiyanım. Hristiyanlığı anlatıyor. İsa Mesih seni kiliseye çağırıyor diyor. Hayırdır inşallah diyor. Hayırdır maşallah. İnşallah böyle başını almış gidiyor. Nazar var. Evet. Yani açık bir şekilde İsa Mesih'in daveti var insanlara. Evet. Ben çok insan gördüm. Gerçekten kiliseye gelen çok insan gördüm. İsa Mesih rüyasında görünüyor ve kiliseye geliyor bir süre sonra kiliseyi bırakıyor. Büyük bir davet var İsa Mesih tarafından. Bir gün Diyarbakır Kilisesi'ndeydim. İki kişi geldi. Ahmet abiyle beraberdik. İki kişi geldi. Bunlar daha önce birbirlerini hiç tanımıyorlar. Biri bir rüya görüyor. Rüyasında İkisinin de ismi Mehmet'ti. Birinci Mehmet bir rüya görüyor. Rüyasında diğer adamı görüyor. Hiç tanımadan, etmeden diğer adamı görüyor. Diyor ki o adamı da al, onun da adı Mehmet. O adamı da al, kiliseye git. Bu ertesi gün uyanıyor, öyle ne tuhaf bir rüyaydı falan. Aradan biraz zaman geçiyor, aynı rüyayı bir daha görüyor. Ve minibüse biniyor birkaç gün sonra. O rüyasında gördüğü adamı orada görüyor. Gidiyor diyor ki senin adın Mehmet mi? Evet diyor Mehmet. Diyor ki ben seni rüyamda gördüm. İkisi de birbirinin rüyasında görüyorlar. Bakın İsa Mesih diyor ki birinizi bulun ve kiliseye gidin. Orada Ahmet diye biri var. Hiç tanımadan o gün geliyorlar ikisi beraber kiliseye. Geldiler bir iki hafta ondan sonra kaybolup gittiler. Büyük bir davet. Levi'ye yapılan bir davet gibi bir davet. Ama ne oldu? İnsanlar hayırdır inşallah maşallah dediler ve yollarını tekrardan Rab İsa Mesih'ten ayırdılar kardeşler. Sonra diyor Levi evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Levi çok mutluydu, çok sevinçliydi. Dedi ki bu adam beni kabul etti, ben de onun onuruna büyük bir şölen vereceğim. Arkadaşlarımı, eşimi, dostumu, herkesi çağıracağım. Herkesle birlikte İsa Mesih de orada olacak. Beraber yemek yiyeceğiz, beraber eğleneceğiz. Belki sohbet edeceğiz, belki İsa'dan özlü sözler, güzel bilge dolu sözler öğreniriz, bir şeyler görürüz. Onun mucizelerini görürüz diye büyük bir şölen verdi. Bize bir laf var. Diyorlar ki, hepiniz biliyorsunuz, bize derken bizde yani. Bana diyor arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. Levi'nin arkadaşları nasıl birileriniz? Tabii ki, vergi toplayıcısı.
Hayat yani kadın. Sadece Levi değil de o, o şekilde olan. Hayat kadın. Muhtemeldir Levi'nin arkadaşlarının birçoğu vergi görevlisiydi. Bazıları Romalıydı çünkü Yahudiler ona yüz çevirmişlerdi. Bazıları da onun gibi Yahudilere ihanet eden insanlardı. Hep çevresinde Yahudilerin, din bilgilerinin günahkar olarak gördüğü insanlar vardı. Büyük bir şölen verdi ve ne yaptı? İsa Mesih oraya gitti. Tabii ki İsa Mesih'in ardından din bilginleri de gittiler. Bu adam acaba burada ne çeviriyor? Bütün günahkarlar bu evde, bu adam burada ne çeviriyor? Biz de bir gidip görelim dedi. Levi büyük bir şölen verdi İsa Mesih oğluna ve herkesi çağırdı. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Evet. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Bir canlandırın kafanızda, büyük bir şölen var. Günahkarlar bu tarafta, kutsal insanlar bu tarafta, kutsal değil kendisini kutsal sanan insanlar bu tarafta. İsa Mesih ortalarında onlarla beraber yemek yiyor. Eminim o kişiler yemeğe bile oturmadılar çünkü onları iyi görmüyorlardı, kirli görüyorlardı. Sadece İsa Mesih'i hakkında dedikodu yapmak için, kötü kötü sözler söylemek için, sadece muhalefet olmak için geldiler. Acaba bu İsa ne yapacak? Biz onu nasıl tuzağa düşürebiliriz? Geldiler. İsa Mesih güzel bir şekilde onlarla beraber oturmuş, yemek yiyor. Belki kendi yolunu gösteriyor. Tek kurtuluşun, tek yolunun kendisi olduğunu gösteriyor, anlatıyor. Ama diğer taraftan bir grup var ki muhalefet etmek amaçlı İsa'nın öğrencilerinin yanına çağırıyorlar. Diyorlar ki senin bu öğretmenin nasıl bir adam? Nasıl bir adam? Günahkarlarla birlikte oturmuş. Çünkü kendileri çok kutsal. Kendileri cennette baş köşeye gidecekler. O insanları günahkar olarak görüyorlar. Bakın çok güzel bir hikaye var. İsa Mesih anlatıyor. Diyor ki bir gün iki kişi tapınağa gidiyor diyor. Diyor biri günahkar. Diğeri de ferisi. Din bilgini. Diyor o günahkar olan diyor başını göğe bile kaldırmadan dizleri üzerine çöküyor. Kafasını eğerek Tanrı'ya dua ediyor. Rab beni bağışla diyor. Bu günahkar kuluna merhamet et diyor. Diğer ferisi de ellerini açıyor bu şekilde. Rab diyor sana şükürler olsun ben bu adam gibi değilim diyor. İsa Mesih ne diyor biliyor musunuz? Oradan aklanarak çıkan kimdir? Diz çöker. Kendini alçalt. Değil mi? Diz çökenler. Bu ferisiler de kendilerini çok kutsal görüyorlar. Çünkü din işleri bu adamlara bağlı. Kibir. Evet, kibir vardı, gurur vardı. Diğer insanları hakir görürlerdi. Orada yemek yiyen o din bilginlerini şeyi, vergi görevlileri ve onun gibi insanları hakir görerek bu sefer İsa Mesih'i suçlamaya başladılar. Neden onlarla birlikte yemek yiyor diye. İsa Mesih'in çok güzel bir cevabı vardı. Muhtemeldir ki İsa Mesih onların ne söylediğini duymadı. Bazen İsa Mesih hakkında insanlar konuşuyorlardı. Çok sessiz bir şekilde ama İsa onların ne dediğini anlıyordu başka yerde. Ve dönüp o kişilere dedi ki hastaların bana ihtiyacı var. Sağlamların değil. Siz kendinizi sağlam sanıyorsanız burada işiniz yok. Çıkın gidin öyleyse. Siz çok temizsiniz, çok sağlamsınız. Öyle sizler, öyleyse buradan çıkıp gidin. Ben hastalara şifa vermek için geldim. Hastaneye hobi olsun diye giden var mı aranızda? Yok. Yani hastaneyi çok seviyorum. Arada bir böyle bir gideyim, bir rahatlayayım diyen var mı aranızda? Yok. Yoktur değil mi? Yok. Hasta değilsek, hastanede bir işimiz yoksa, sağlamsak. İyi ki hastalık hastasıyız. Sağlamsak hastanede bir işimiz yok değil mi? Öyleyse evet. Hasta olduğumuz zaman biz hastanede olduğunu yanılabiliriz. Bizler bugün buradayız. Çünkü yüreklerimizi alçaltıyoruz. Bizler Levi gibiyiz. Bizler günahkarız ve bizim İsa Mesih'e ihtiyacımız var. Amin. Bakın Levi'nin elinde çok şey vardı kardeşler. Eminim çok fazla para vardı. Murat abinin 10 lira vergi vermesi gerekirken Levi geliyordu 15 lira ondan alıyordu. 10 lirayı Roma'ya veriyordu, 5 lirayı cebine indiriyordu. Levi çok zengindi. Her şeyi vardı.
Onuru da vardı. İnsanlar onun yüzüne karşı gülüyorlardı ama arkasından iş çeviriyorlardı. Çünkü onun elinde bir Roma mührü vardı. Bir Roma memuruydu. İsa Mesih bu adama ne vaat etti? Ne vaat etti bu adama? Sonsuz yaşam. O kadar değil mi? Başka bir şey yok. Ama zaten en büyüğü. Bunu bile tamamlamadım. İsa Mesih... Bir şey de söylemedik ki sen. Nasıl? Arkamdan geldi. Arkamdan... Ama hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey bilgisi. İnsanlar bugün dünyasal şeylere bakıyorlar. Zenginin ardından gidiyorlar. Evet. Demek ki hazırmış ona. Evet, bir gün bir yerdeyim. Şurada sigorta, sağlık... Sigorta kurumu var ya, SSK'dayım. Orada durun, bir baktım içeri bir adam girdi, ardından 30-40 kişi birden girdi. Adam milletvekili. Ardından gelenler de onun çevresinde olan... Yalakalar. Demek istemiyorum, evet dediğimden. Ben söyleyeyim, yalakalar. Çünkü bu adamda bir şey var. Bu adam bunlara iş verebilir. Bu adam bunlara aş verebilir. Bu adam bunlara torpil yapabilir. Değil mi? Bu adam bunların dayısı olabilir. Ondan dolayı bunun peşinden gittiler. İsa Mesih dayı değildi. Gerçekten diyorum dayı değildi. Bir mahkemede bir işiniz varsa İsa Mesih'i arıyorsunuz. İsa Mesih de o hakime savcıya yönetemiyordu. Ama ruhsal bir gücü var. Manevi olarak, maddi olarak hiçbir şey yoktu İsa Mesih'in elinde. İsa Mesih'in bir sözü var. Diyor ki kuşun, kurdun, herkesin bir ini, bir yuvası var. Ama insanoğlunun kendisini söylüyor. Başını koyacağı bir yastığı, bir taşı bile yok diyor. Hiçbir şey yoktu. Levi de bunu biliyordu. Ve buna rağmen her şeyini bıraktı. Her şeyini bıraktı ve İsa Mesih'in ardından gitti. Şu filmi izlediniz mi? Luka filmini. Luka'dan, Luka'nın bakışıyla İsa Mesih'in hayatını anlatıyor. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şekilde anlatıyor. Orada şey ne yapıyordu? Levi ne yapıyordu? Sağa sola sokmuş olduğu paraları çıkartıyordu. Diyor ki ben kimden ne aldıysam ona 3 katını vereceğim, 5 katını vereceğim, 10 katını vereceğim. Herkese hakkını geri vereceğim. Çünkü adamın gözü zenginlik görmüyordu. Adamın aklında para sevgisi yoktu. Sadece istediği şey hakir görülüyordu, kurtarıldı. Kurtarış İsa Mesih'ten geliyordu. Bunun farkındaydı kardeşler. Evet, evet. Bunun farkındaydı. Bizler de bugün bunun farkında mıyız? Amin. Kurtuluşun tek yolu İsa Mesih'tir. İsa Mesih dedi ki yol, gerçek ve yaşam benim. Amin. Benim aracılığım olmadan hiç kimse babaya gidemez. Hiç kimse kafasını karıştırmasın. Demesin ben iyi bir insanım. Ben o ferisiler gibiyim. Ben güçlü bir insanım. Günde 10 sefer Rabbin önünde eğilip kalkıyorum. Sürekli dua ediyorum. Mal varlığımı insanlara dağıtıyorum. Bir yerlere gidiyorum, bir yerlerin etrafında dönüyorum. Bir yerlere taş atıyorum. Ya da bunun gibi şeyler yapıyorum diye kendisini iyi bir insan olarak görmesin. Evet. Çünkü tek bir yol var arkadaşlar. Bu kadar basit. Tek bir yol var. Böyle bir sohbet de vardı değil mi? İsa çiçeğiyle arasında. Nasıl? Bir sohbet vardı İsa ve çiçeğiyle arasında. O dedi ya ben her şeyi yaptım hayatımda. Anne evet. Baba saygın gösterdi. Evet, evet. İyi şeyler yaptı ama diyor ne yazık ki. İsa Mesih, evet zengin bir adam vardı, İsa Mesih'in yanına geldi. Dedi ki benim ne yapmam gerekiyor Rabbin egemenliğine girebilmek için? İsa Mesih dedi ki, bu adam dedi, ben dedi ondalığımın, kazandığım ondalığı fakirlere dağıtıyorum. Anneme babama saygı gösteriyorum. Adam öldürmedim, zina etmedim falan. Kendisini övmeye başladı. İsa Mesih dedi çok güzel. Öyleyse bütün malını, mal varlığını yoksullara dağıt, öyleyse gel. Ne oldu? Dedi ki bu bana uymuyor. Bu bana göre değil. Ve arkasına bakmadan gitti. Ben bu paraları alayım, bu şekilde devam edeyim. Belki o para aracılığıyla bir yol bulabilirim. Kardeşler bakın, insanların kafalarında gerçekten düşünceler var. Diyorlar ki kilise, bakın kilise cennetten arsa satıyor. Saçma değil mi? Aynen. Ama eminim bu yapıldı kardeşler. Geçmişte yapıldı. Bakın bütün inançlarda bunlar yapıldı. Sadece Hristiyanlıkta değil. Diğer bütün inançlarda yapıldı. Eskiden kilisede eminim ki bazı adamlar kendi çıkarları için saf olan insanların parasını alıp kiliseden cennetten arsa sattılar. Geçen bir adam çıkmış. Televizyonu izliyorum. Bir terlik var. Diyor ki bu terlikle diyor Sırat Köprüsü'ne çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Bedeli 150 TL. Bakın cehennem ateşinde yanmayan kefen üretmiş bu adam. Tövbe. Bakın ciddi söylüyorum. Din adamları kadar tehlikeli insanları yok. Yani din çok farklı bir şey.
bugün kiliselere insanlar bu kadar ağır sözler söylüyorlarsa bunun bir temeli vardır kardeşler. Kesinlikle vardır. Diğer inançlarda da aynı şeyler mevcut. Ama İsa Mesih'in ardından gitmekten başka bizim bir çıkar yolumuz yok. Gerçekten insan olduğu için başka bir çıkar yolu yok. Yaptığın hiçbir iyilik seni Tanrı katına ulaştıramaz. Yeşaya'da çok güzel bir ayet geçiyor. Hatırlayan var mı bu ayeti? Diyor ki yaptığın en iyi iş tam söyleyemeyeceğim. Yaptığın en iyi iş Rabbin gözünde kirli bir bez parçası gibi bir şeydir. Başka bir şekilde söylüyor da biz bez parçası diyelim. Yani iğrenç bir şeydir. Yaptığın en güzel şey bile. Hiç kimse yaptığı iyiliklerle Tanrı'nın katına ulaşamaz kardeşler. Hamdolsun ki bizler kurtulmak için iyilik yapmıyoruz. Bizler kurtulduğumuz için iyilik yapıyoruz. Evet, amin. Hamdolsun ki bizde bir netlik var. Hamdolsun ki İsa Mesih'in ardından giden herkes, ben öldüğüm zaman ayağıma yanmayan terlik giyip Sırat Köprüsü'nden geçeceğim diye bir düşünce içerisinde değil. Çünkü öyle bir köprüden geçmeyecek o kişi. İsa Mesih'in yolundan gelecek. Amin. Tek bir yol var İsa Mesih Tanrı'ya giden. O da Rabbin kendisidir. Dedi ki öğrenciler, Rabbi bize babayı göster. İsa dedi ki, beni gören babayı görmüştür. Ben ve baba birisiniz. Hamdolsun. Hamdolsun ki bizde Tanrı arasında başka hiç kimse yok. Rabb İsa Mesih'in adına yücelikler olsun kardeşler. Amin. Rabbim bereketlisin. Levi ruhuna sahip olalım. Her şeyi bırakalım. Günah içinde olabiliriz. Tamamen bittik. Yok olduk. Ben günah içindeyim. Tanrı beni artık yanına almaz demeyin. Çünkü Tanrı o zaman sizi yanınıza alır. Ben hemen her ağzımdan söylüyorum. Ne zaman dibe vurduysan Rab oradadır. Yukarıda olduğun zaman sen Rabb'i yanına almayacaksın. Çünkü işlerin doğru dürüst gittiği zaman Rabb'e ihtiyaç duymayacaksın. Maalesef böyleyiz. En dibe vurduğumuz zaman, en günahkar olduğumuz dönemde Rabb bizim yanında. Çünkü o zaman elimizi Rabb'e açıyoruz ve Rabb'i o zaman çağırıyoruz. Amin. Şu an yüreklerimizi alçaltalım. En dibeyiz biz. En dibeyiz. Amin. Ve bizim ihtiyacımız olan tek bir kişi var. Rabb İsa Mesih'in kendisi. Amin. Rabb sizleri bereketlesin.